Evet, Sayın Valim. İşte budur. Kim bak, belediye başkanı burada mı? Çalışıyor musunuz? Tabii. Peki, başkanım. Ben... Değerli başkanım, bu işin iyi yaşasın. Güzel mi? Güzel. Nedir durum? Hazır mısınız? Hazırız hocam. Şehidimiz Aybık E. Yalçın'ın filmini hep birlikte şehidimizin babası Sadık Bey, protokol üyelerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte izledik. Gerçekten çok duygulandık. Allah o günlere tekrar bizleri götürmesin diyoruz ve tekrar şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Aybık E. öğretmen, Necmettin öğretmen ve daha niceleri 200'ün üzerindeki öğretmenimiz gerçekten şu andaki görev yapan öğretmenlerimize ışık tutar mahiyette. Bunların hayatını aslında filmden önce de biliniyordu ama filmde daha da bilinir hale gelecek. Bu anlamda hem öğretmenlerimizi kutluyoruz ve onların görevlerinin ne kadar kutsal olduğunu, ne kadar kıymetli, değerli olduğunu da bir kez daha görmüş olduk. Hepsine müteşekkir olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Başta Sayın Valim olmak üzere bize de göstermiş oldukları nezaketten ve misafirperverlikten dolayı bütün Çorumlu kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Burada özel bir misafirimiz daha var. Aybık'e Öğretmen Olun Ben filminin senaristi Sayın Uğur Kılıç beyefendi burada. O da aramızda bizleri yalnız bırakmadı. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Öncelikle şehit olan öğretmenlerimizi tekrar yad ediyoruz. Allah yatıkları yeri nur etsin, mekanlar cennet olsun, hepimiz orada buluştursun. Şu anda görevinde olan öğretmenlerimizin ve daha sonra öğretmenlik görevine başlayacak olan evlatlarımızın bu filmi bir kere değil de defalarca izleyerek buradaki verilen mesajın ne olduğunu, ne anlatılmak istendiğini öğrencilerimize detaylı bir şekilde anlatımda bulunurlarsa bu herhalde ülkemizin geleceği için birlikte hareket etmemiz, birlikte olmamız vesilesine de sebep olacaktır. Hepsini saygıyla selamlıyorum öğretmenlerimizin görevlerinde başarılar diliyorum. Şehit öğretmenimizin ve öğretmenlerimizin çocuklarımıza, gençlerimize dokunduğu zaman neleri değiştirebileceğine çok güzel örnek bir film olmuş. Bu anlamda da Aybık E. şehit öğretmenimiz başta olmak üzere bütün öğretmenlerimize bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Aybık E. bu topraklardan çıkmış. Memleketi burası olan bir kardeşimiz. Aynı zamanda yine Osmancık'ta şehadete erdikten sonra Osmancık'a defnedilmiş bir kardeşimiz. Biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Kasım'daki ilk gösterimden sonra ikinci gösterimi Sayın Valimizin riyasetinde Çorum'da Aybüke'nin memleketinde yapmaktan dolayı da çok mutluyuz.
Çorumlu hemşerilerinin, Sayın Valimizin riyasetinde İl Milli Eğitim Müdürümüzün, rektörümüzün, başta öğretmen ve öğrencilerimizin, bütün Çorum halkının bu filme ilgi göstereceğinden de adım kadar eminim. İnşallah gişede Çorum ilk sıralarda yer alan illerden biri olacak. Ben buna gönülden inanıyorum. Bu bağlamda Aybükü öğretmenimizin şahsında daha 22'sinde 23'ünde bayrağın dalgalandığı her yer vatanımızdır diyerek ülkenin en doğusunda bir şehre öğretmenlik vazifesini yapmaya giden öğretmenimizin şahsında 200 kadar şehit öğretmenimizi de bu vesileyle rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Teşekkür ediyorum.